Dostlar selamünaleyküm. Bugün Ahmet'le birlikte size Kurban Bayramı'nda dana mı kesilmeli, düve mi kesilmeli bundan bahsetmek istiyoruz. Memleketimizde biliyorsunuz genellikle dana tercih edilir. Bu kasıtlı veya kasıtsız yani bilerek veya bilmeyerek birkaç sebebi vardır dana tercih edilmesinin. Birincisi düve veya ineğin gebe olma riski. Bu bakıldığı zaman gözle çoğunlukla tespit edilemez. İşte bir muayene gereklidir. Ve ikinci tercih edilme sebebi de işin esası çok yağlı olmasıdır. Yani bunun sebebi de eğer siz üretici düveyi veya ineği dana gibi beslediyse şayet etin yağlı olması kaçınılmazdır. Şimdi peki düve niye tercih edilmeli? Bunlardan biraz bahsedelim. Birincisi düvenin eti inek de olsa düve de olsa danadan biraz daha lezzetlidir. İşte daha yumuşak olur. Burada tabii önemli olan inekse şayet ya az doğumlu olması ya da hiç doğumlu olmayacak şekilde düve olmasıdır. Ancak buradaki önemli parametre düvenin veya ineğin dişi hayvan gibi beslenmiş olmasıdır. Bu üreticinin ne şekilde beslediğine bağlı. Yani danaların içerisinde düve koymuşsa, işte erkek hayvanların, erkek sırların içerisinde dişileri de aynı şekilde beslemişse kuvvetle muhtemeldir ki bu çok yağlı bir et karşınıza çıkacak manasına gelir. Peki biz düve alacaksak ve düve seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Birincisi tatsız bir tabloyla karşılaşmamak adına düvenin veya ineğin kesinlikle ve kesinlikle gebe olmaması gerekiyor. Düvenin içerisinde buzağılık olmamasının birinci önlemi üreticiye güvenmektir. Güvendiğiniz bir üreticiden temin ederseniz buzağı riskini minimum seviyeye indirmiş olabilirsiniz. İkincisi, hani inek alacaksanız şayet yaşlı olmamasına dikkat edin. Yaşlı olması etin lezzetiyle alakalı doğrudan bir etkiye sahip değildir. Yani et, inek yaşlı da olsa danaya göre biraz daha lezzetli olur ama özellikle kesildikten yarım saat, bir saat sonra böyle bir sararma yapar. O sarı renk, nahoş bir renk alır. Yağı özellikle daha sarı olur. Bu da tabii yani görsel açıdan rahatsız edebilir. Dolayısıyla inek tercih ediyorsanız bile genç inek olmasına özen gösterin. Bir de en önemli konu efendim besleme şeklini bilmeniz gerekiyor. Yani üretici eğer danalarla beraber düveleri beslediyse ona çok yanaşmayın derim. Yağlı olabileceğini size etin çok yağlı olabileceğini garanti edebilirim. Çok dolu gözükür, çok büyük gözükür belki ama yağdan başka bir şey de çıkmaz işin esası içerisinde. Düveyi düve gibi, dişiyi dişi gibi besleyen üreticiyi buluyorsanız dişinin eti daha lezzetlidir efendim. Bunu söylemekle beraber biz Kerem İçikliği olarak bu sene işte Ahmet'le birlikte sadece ve sadece ahırımızın içerisinde dişi hayvan koyduk. Bunu belirtmek istiyorum. Hiçbir erkek ahırımızın içerisinde yok. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi biz iki rastlığını uygulamayalım. Sadece düve besleyelim, düveyi de düve gibi besleyelim dedik, istedik. İşte bunu biliyorsunuz akademik çalışmalarla, uzman veterinerlerle yapmış olduğumuz münazaralar neticesinde işte belirlemiş olduğumuz rasyon doğrultusunda devam ettiriyoruz. Ki arada kestiğimiz hayvanlarda da bunun kontrolünü yaptık efendim. Yani etin yağ oranı, dengesi Allah'ın izniyle optimum seviyede çıkacaktır. İkinci sebebi de işte bir buzağı olma riskini tamamen ortadan kaldırabilmek adına ahırımızın içerisinde şu an buzağlar hariç erişkin yani sperma bırakabilecek bir danamız, bir tosunumuz mevcut değil. Buna özellikle dikkat ediyoruz. Şimdiden kurbanlarımız kabul olsun efendim. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Lütfen videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın.